Selamlar sevgili arkadaşlar, nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz hepiniz. Yoğun bir tempoyla hayatlarımız devam ediyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Yaşamlarınızda nasıl gidiyor bakalım sevgili canlar? Evet, şimdi ne yapalım? Aslında o kadar çok konuya değinmek istiyorum ki neresinde başlayayım diye. Ne yapayım? O kadar çok şey geçiyor ki kafamda, böyle hissiyatları, burçlar, ne yaşıyoruz, önümüzdeki günler, işte yeni ay ikizlerdeki bu süreçleri nasıl değerlendirelim diye o kadar çok yoğun enerji geldi ki hangi birinden nereden başlayayım? Burçlar mı yapayım? Birkaç gün ne yaşayacaksınız? Onu mu yapayım? Eril dişil mi yapayım? Gerçekten karar veremedim. Şimdi tabii biraz bir süre geçti biliyorsunuz. Özellikle 18 Haziran itibarıyla zaten bir tane yeni ayımız oldu biliyorsunuz ikizlerde. Ve 26 derecede olduğu için 2 artı 6, 8, 8. ev. 8. evin yöneticisi Plüto ve Akrep olduğu için de dolayısıyla önemli. Her sürecimiz çok önemli tabii ki burada. Dolayısıyla biz şimdi hayatlarımızın, ev konularımızın hangi döneminde ne tür konuları yaşıyoruz, nelerle yani nasıl bir süreç yaşıyoruz biz şu an, örneğin işte alıp kendi hayatımızı gözümüzün önüne alıp böyle koyduğumuzda şu an ben neredeyim, ne yaşıyorum, neler oluyor hayatımda, yapmak istediklerimi yaptım mı, gerçekleştirebildim mi? Yapmak istediklerim nedir? Plan projelerim nedir? Ne yapmak istiyorum? Nasıl bir hayat planı kendime çizdim? İşte bu hayat çarkı içinde böyle de sevgili bir dostumun hediyesi, böyle kocaman bir kalem arkadaşlar. Sürekli kullandığım için, sevdiğimi de düşündüğü için sağ olsun. Vallahi çok da hoşuma gitti. Kalpler ve rengarenk. Yedi çakranın yeri, yedi rengi her bir kalpte varken böyle size de kullanayım istedim. Dolayısıyla tabii 12 burç evimiz, 12 konu, büyük konu alanları ve bunlarla tabii ki yönetildiğimiz bir takım gökyüzü sembollerimiz var biliyorsunuz. Gezegenlerimiz var. Ve dolayısıyla yeryüzü, gökyüzü hakikaten çok hızlı ve çok yoğun bir şekilde devam ederken birçok şeyi hayatımızda anlık, çok ani ve çok hızlı değişimler mutlaka yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yaşıyor musunuz? Yazın bakalım onları. Şimdi konuya nereden başlayacağımı gerçekten bilemiyorum. Hiçbir şeyin planını yapmadan böyle oturdum buraya. Anda ne gelirse onu anlatayım dedim ve kart çekerek anlatayım istedim. Şöyle bir küçük, öncelikle bir jest yapayım size istiyorum. Uzun süre olduğu için bir küçük tatlış bir şey yapalım. Ne yapalım? Bakalım. Her burç için bir aşk kartı çekeyim öncelikle arkadaşlar. Bu gerçek aşk kartlarımız. Bakalım ne diyor size? Ne diyecek bizlere? Neler bekliyor bizi? Bir bakalım. Her burç için bir tane çekelim. Dokuzuncu ev. Evet. İlk sevgili aşıklar, kavuşmayı bekleyen, kavuşmak için tarot dinleyen burada sevgili canlar. Tabii bütün hayatınız bu olmamalıdır. Güncel hayatınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yaşam devam ediyor. Beşeri dünya ile mana dünyası arasında denge kurmak zorundayız elbette biliyorsunuz. O yüzden hayattan kopmayacağız. Ne maddeden ne de manadan bir denge çerçevesinde yürütüyor olabilmemiz gerekiyor. Peki o zaman başlayalım. Şimdi birinci ev, koçlar için bir tane kart gelse. Evet, ulaşmak istediğiniz güzel bir hedefiniz var. Bir tamamlanmaya ulaşmak istiyorsunuz. Güzel. Özellikle dişiler için geldi. Evlenmek, tamamlanmak, yuva kurmak, aşkla ilgili. Özellikle kendi hayatında, kendi içinde artık hayatında somut bir şeyler görmek isteyen, hayallerinin gerçekleşmesini isteyen bir dişil görüyorum. Peki eriller ne durumda? Eriller de dişillerle ilgileniyor. Acaba dişil beni şifalandıracak mı? Dişil benim şifam mı? Dişil beni bekliyor mu olduğu yerde? Bana bir sinyal versin. Ne yapıyor acaba? Kendi içine dönmüş.
kendi iç sesini dinliyor, bilen parçasını dinliyor. O eğitimler yapıyor, çalışıyor, notlar alıyor, belki kitap yazıyor. Ama erilin aklında da yine dişil çıktı. Dişilde de dişilin kendi düşündüğü planları var. Yani ben bir tamamlanma yaşayacağım ama iki kartlı dişil çıktı ve eril yok ortada. Burada neden eril yok? Ona bir bakalım. Sırlı olarak düşünüyor dişilini. Eril'in aklında sürekli dişil ve dişille ilgili işte kendini gizliyor benden. Belki çok sırlı, belki çok gizemli dediği noktada aslında akaşik kayıtlarında çok bilge üstat olan bir dişil var burada. Eril de dişil hakkında şunu düşünüyor. Her şeyi biliyor bu dişil. Bu nasıl biliyor her şeyi dediği ve şaşırdı ve mütemadiyen konusu eriller kendilerini gizlediler koç grubu için. Dişiller zaten kendi hayatına yönelmiş. Eriller de dişillerle hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki eriller siz neredesiniz? Niye saklıyorsunuz kendinizi bakalım? Yine dişil. Ben acaba güneşi görebilecek miyim? Ben hayatımı değiştirebilecek miyim? Birçok hayatımda konu var, uğraştım. İşte ödemeler, para, zamanla yarışıyorum. Düşmanlarla yarışıyorum, savaşıyorum. Güneşi görebilir miyim? Ödemeleri yapabilir miyim? Beklediklerimi alabilir miyim? Yapmak istediklerimi yapabilir miyim? Oh eril. 10 tane konuda 10 tane konu düşünüyor ve aslında tamamlanmak da istiyor erilde. Ama tabii gerçekten hayatı da çok karışık. Ama aşkta tamamlanmayı istiyor. Peki koçlar için böyle. Peki boğalar için nedir? Bir ona bakalım. Güzel yani özgür olarak şimdi tabii şu burada tek başına bırakılmış bir dişil, sevdiğini bekleyen bir dişil, haber bekleyen bir dişil, öbür tarafta kavuşmak isteyen eril ve dişil karşılıklı tabii özgürce bu aşkı, sevgiyi, tutkuyu yaşamak isteyen bir karşılıklı çift. Boğada, boğa grubunda olanlar için eril dişilde dişil erille aslında dişil gelmesi gereken yeri gelmiş de erilde sanki aynı şeyi istiyor. Hayal ve direkler aynı fakat burada yalnız bırakılmış bir dişil var. Bakın kayık içinde tek başına. Ama burada da dişil erile, eril dişile kavuşmak istiyor. Güzel. Peki bunun bilgisi de her iki tarafta var aslında kavuşulacağı ve zaten seri de geliyor. Erilin gidip buradan dişli bıraktığı yerden alması gerekiyor. Boğa için bu geldi. Güzel. Bunlar aynı seviyedeler. Peki gelelim ikizlere. İkizler ne yaşıyor? Gündeminde ne var? Bilge bir dişi. Oo, aşk. Burada ikizlere iletişim geldi. İkizler iletişim konusu ön planda. Dişiliyle kavuşmak isteyen bir eril. Ve eriline kavuşmak isteyen bir dişil var burada. Çok güzel. Karşılıklı bir aşk, sevgi. Güzel günler yaşanmak isteniyor. Aşıklar 6 ile geldi zaten. Kavuşma, müzik notaları. Artık hayatın güzel yönlerini yaşayalım diyor. İki taraf güzel. İkisi de aynı yönde. Aynı düzeyde. Tabii dişil kendi merkezinde eriliyle kavuşmayı bekliyor. Eril merkezine gelmiş mi peki? Kavuşmak istiyor eril. Evet ama kendi merkezine gelmiş mi? Dişilinden kendisine hamle bekliyor. Burası çok büyük yanılgı içinde bunu böyle bekliyorsa. Evet, o olmaz arkadaşlar. Eril'in yapması gerekiyor. 19 numarayla koşulsuz kalp seviyesinde olması gerekiyor. Bugüne kadar dişilinden kendisine adım atmasını bekleyen bir eril grubuysanız giden kalan hiç fark etmez. Kendisini alabilir. Eriller için şu geldi. Sistem size hayır yani. Hani sen dişili bekliyorsun ama dişil sana gelmeyecek. Yani dişil zaten kendisi gerçekleştirmek istediği her şeyi kendi bazında gerçekleştirdi. Her türlü akaşik bilgiye de sahip oldu. Yani spiritüel, ruhsal, dünyasal her türlü bu aşkla ilgili bu ilahi aşk yolunda olduğunun bilgeliği, üstatlığı kendisinde var. Onun seviyesine senin gelmen gerekiyor. Senin ondan herhangi bir eylem beklenmemen gerekiyor. Ancak o şekilde kavuşma verildi ikizlere. Peki o zaman gelelim ikizlerden sonra ne yapalım? Yengeç'e bakalım. Yengeç ne diyor? Yengeç içinde evet kavuşmak isteniyor. Burada
Tabii harika yani güzel bir hayal kuran eril dişil var. Kavuşmak da isteniliyor. Güzel hayal ve dilekler karşılıklı. Şimdi burada kendini keşfetmiş olan bir dişil eriliyle karşılıklı ortak hayali var. Erilin de dişille var. Fakat çalışan kişi dişil. Eril hayal ediyor, hayalinde kalıyor. Erilin de dişil gibi eylemde olması gerekiyor. Bahçede uzanıp beklememesi gerekiyor. Bu güzelliği yaşamak istiyorsan öyle yatıp beklemek değil, işte bunu bu dişille yaşaman için senin de eyleme harekete geçmen gerekiyor denildi. Dişil zaten sürekli güncel hayatında yapması gerekeni de yapıyor. Bu aşk için yapması gerekeni de yapıyor. Çünkü üstat bilgelerden de zaten rehberlik de alıyor. Yapması gerekeni yapıyor. Peki gelelim aslana. Aslan ne yapıyor bakalım? O güzel. Aşk da bir dişi. İlahi dişil seviyesi var burada. Çok güzel. 11 ikiz ruh zaten seviyesiyle gelindi. Aşk 20 numara. Aslan grubu için eğer dişiler hakkında kararsız olan bu gerçekten işte sevdiği kişinin benim için ruh eşim mi değil mi tereddütü yaşayan erillere şu cevap geldi. Evet ruh eşiniz arkadaşlar. Erili için bunu düşünen dişiler varsa evet ruh ikizliği var burada. Şu an bununla uyumlanan grup için. 20 numarada bir karar ve muhakeme durumundasınız. Artık bunu sorgulamamanız gerektiği söyleniyor. Hani bunu 11 döngü önce belki zaten sorguladınız. Çoktan cevabı alınmış, öğrenilmiş bir şeyin neden tekrar sorgulanıyor? Hani bu artık bu noktada aşkla geldiği için de 20 numara artık mahkeme muhakeme değil. Bu egoya girer. Artık burayı bitirin. Çünkü burada yalnız bir ilahi dişil var. Ruh ikizini bekliyor. Haber bekliyor ondan. O zaten kalpte. Zaten bunun kararını vermiş. Peki erili nerede? Yine karşılıklı. Ortada yok ama hayalin gerçekleşmesini istiyor. Buradaki aslan grubu erillerin de eylem yapması gerekiyor. Peki. Oo, çok güzel zaman gelmiş 8. Harika. Peki. Bunu kime çektim? Demek ki herkese çektim. Peki. O zaman tabii bakın burcu söylemeden çektim. O zaman bunu herkese çektim arkadaşlar. Aşk zamanı gelmiş, kavuşma zamanı gelmiş. Erillerin bu şekilde dişillerine gidip eylem yapmaları gerekiyor. Tüm gruplar bunu alabilir arkadaşlar. Tüm burç, burçla hiç alakası yok bu. Tümü için sistemin artık zaman. Dating. Ve 8. Bolluk, bereketi, aşkta sağlık ve şifayı yaşamak istiyorsanız işte belki kalbini almanız gereken, özür dilemeniz gereken, kavuşmanız gereken, yüzleşmeniz gereken, geride bıraktığınız konular şimdi zaten bir bir önünüze gelecek. Bunu aldık buraya koyalım. Harika, çok güzel bir kart geldi. Şifalanmak istiyorsanız, bolluk, bereketi yaşamak istiyorsanız arkadaşlar. Ve eğer şifa, bolluk, bereket, aşk, birliktelik, işte ben haksızlık etmiştim o sevdiğime gideyim gönlünü alayım. Evet işte bir demet çiçek alacaksınız. Aynı şu fotoğraftakini yapmak artık bu kadar zor olmasa gerek. Bunu artık yapmak gerekiyor. Tüm gruplara geldi o. Peki devam edelim. Şimdi teraziye çekelim. Bir ölmeden önce ölüm kartı geldi. Evet, burada bir özgürlüğe ulaşmak için, bağımsız olmak için. Şimdi burada tabii bu çok önemli. Şimdi 13 numara terazi tabii burada ilahi adalet de konuşuyor. Ya zamanda yapılmış olması gereken yapılmadığı için ölmeden önce ölüm yaşanıyor. Şu an birebir anda ciddi uyanış yaşayan ve farkındalığa geçen ama üzerinden eksik olan erilin eril bu eril mi her iki taraf mı? Ha, eril dişile güvenmiyor.
Erilin dişile güvensizliği, kendine güvensizliği, özdeğer eksikliği, kalbini açamama probleminden dolayı terazide ilahi adalet işliyor. Ve burada çok ciddi olarak güven vermediği için, güven almadığı için, kendine güvenmediği için, ruh ikizini tanımadığı için, ruh ikizini sürekli ego yaptığı için aslında o çok yüce bir bilge ve sürekli yardım eden kendisine, hatta o kendisini şifalandıran ruh ikizine karşı aslında kendini de böyle kapatmış bir eril var. Bakın burada dişil yardım eli uzatıyor ama hiç bakmıyor bile. Ve mütemadiyen çalışma halinde emek veren, bu aşkı yeşerten, yaşatan bir dişi. Özgür olan dişi. Ama dişinin özgür olmadığını düşünen bir eril, yanılgısı içinde. Özgür olmayan aslında kendisi. Ama özgür değil mi? Hayır, sadece öyle düşünüyor. Hani bu aşkı özgürce yaşayabilir miyim, yaşayamaz mıyım? Özgürce yaşayabilirsiniz sevgili teraziler. Gelelim 8. ev ve akrep. Bakalım Plüto ile aranız nasıl 8. evde sevgili akrepler. O, her zamanki gibi akrepte eksik olmayan seksüalite. Zaten büyük bir ihtimalle burada dişili için tabii tutku besleyen bir eril, imparator seviyesine ulaşması gereken bir eril. Dolayısıyla dişili hakkında evet. Dişinin bolluk bereket içinde, sağlık şifa içinde yaşadığını, kendini bulduğunu, keşfettiğini, kendisini önemsemediğini, o zaten hayatına da bakıyor, dönüp de bana bakmaz diyen bir akrep erkeği var burada, melankolik. İşte hani bunu biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Sadece kendisi böyle düşünüyor ilahi dişili için. İlahi dişili tutkusal olarak çok arzuluyor, bedensel olarak çok arzuluyor. Çok büyük özlem var burada. Fakat ilahi dişili zaten buradaki ay illüzyonu da işte zamanda yapması gerekenleri yapmadığı için, seyirci kaldığı için burada dişil tek bırakılmış ve bu aşk için tamamen dişil çalışmış. Eriller de ortalıkta yok. Üç kart çektik, üçünde de eril yok. Neredesin peki akrep erkekleri? Neredesiniz? Mütemadiyen dişille konser. Neden bütün grupların erilleri hep bu şekilde, sadece dişil öyle yaşıyor, dişil böyle yaşıyor, dişil mutlu da, dişil bolluk bereket içinde de. Yani bu fikir sizin kendi düşüncenizle ilgili. Evet, o çok güzel bir insan. Bu ayrıca bütün dişiler için de geldi. Zaten bu kartların hepsi bütün dişiler için de aynıdır genelde. Zaten eriller bu şekilde düşünür. Bakın burada da demek ki haklı olan, burada bekleyen bir ilahi dişi, ona çiçek uzatması gereken bir eril. Zaman çoktan gelmiş geçmiş ve sistem hepiniz, bütün gruplar için ortak verdi. Haber bekleyen bir dişil gökkuşağını yaşamak istiyor. Bilgeliğe gelmesini istediği bir ilahi erile. Fakat eril ortalıkta yok. Peki, burada eril yapması gerekeni yaparsa çok muazzam. Bütün grupların üzerinde geldi burası. İki tane kartta gökkuşağı var. 5 numarayla ve 6 numarayla geldi. Zenginlik, bolluk, bereket. Hem maddi dünyada görmeyi hem maneviyatta ödüllendirilmeyi, şifalanmayı. Fakat burada dişilin illüzyonda olduğunu düşünen ama aslında kendisi illüzyonda olan bir akrep erkekleri var burada. Peki, mütemadiyen dişiler üzerinden dönüyor. 9. ev yaya bakalım. Yay grubu neler yapıyor? Ne durumdasınız? Eril egosuyla mücadele ediyor. Büyük bir ihtimalle ay burcu 12. evi yay olanlar için geldi. Bu ay burcu yay olanlar olabilir arkadaşlar. Bahçesinde çalışan bir gardener var. Güzel bahçesine ekmiş, güzel renkli. 16 numara bir yıkılan kule ile İlahi dişilin kendisini gözetlediğini, bakın nasıl ilahi dişil burada ağaç yeşermiş, ağaç. Ve bakın burada 16 numarada, şurada çok muazzam kartlar. Bakın ağaç dişil, ilahi dişilin kendisidir. İlahi eril de bahçeyi ekiyor. Bu aşk için tek kendisini çalıştır ektiğini zannederken aslında bahçenin en sağlam köklü soy ağacı olan dişilin kendisinin o bahçeyi kurduğunu farkında değil ve onu da izliyor buradan. Eril de bahçesine ekiyor ve aynı zamanda da birazcık
ben ilahi erilim deyip kendini de haklı görüp her türlü bilgeliğe de sahibim, aydınlandım ama buna rağmen de törpüleyemediğim bir egom var diyen bir yay erkeği görüyorum. Burada dişil aşkı beslemiş, eril dişilden önce, çünkü 12 numara 16 numaradan öncedir. Dolayısıyla aydınlanmış, egosunu da halen tam bitirememiş. Hem üçüncü göz var, hem burada bir kartal konmuş eline. Şimdi bu eril aslında tüm akaşik bilgileri bilen, ilahi bilgeliği, ilahi eril olduğunu öğrenmiş ve ilahi erilin gibi davranması gerektiğini de biliyor. Bunun gereğini de biliyor. Peki nedir bir ilahi eril gibi davranmak, ne demek? Yani manayı anlayabilmiş, maddeyi de anlayamış, farkındalığına gelmiş, uyanışa geçmiş. Fakat törpüleyemediği bir egosu var. İşte Ağustos ayında temsil eder. İşte Ağustos ayında geçmişte belki, çünkü bu geçmiş kartıdır aynı zamanda. Bu bahçeyi ekip biçene kadar, bunu anlayıp bunun farkındalığına gelene kadar eri bu egodan çıkamamış, kendini bekletmiş. Fakat bir aydınlanmayla birlikte bahçeye ekmeye başlamış. Kendisini bekletmemek gerektiğini anlamış. Fakat bu çok ani ve birden geçişler olduğu için de üst üste maneviyata uyanışı yıkılan kulelerle olmuş burada. Ama bu yıkılan kule çok iyi anlamda olmuş. Hem de öyle böyle değil. Yani bir geçmişi bitirmiş, geride bırakmanın aydınlığına kavuşmuş. Bunu da daha önce bitirmesi gerekirken çok beklettiği için sonradan yıkılan kuleyle bu egoyu biraz daha törpülemiş ve kendisinin de artık çalışması gerektiğini, bu bahçeyi yeşertmesi gerektiğini farkına varmış. Bahçe ne söylüyoruz? Hayatı için çalışmak, hayali için çalışmak, sevdiği için, aşkı için çalışmak, elini taşın altına koymak, sorumluluğu almak anlamında. Yay burcunu çektik. Şimdi burada erilin de ilahi inanca geldiği, dişilin de olduğu, fakat kafası önünde dişili göremiyor ama bahçeyi de kürekliyor, toprağı eşeliyor böyle. Tamam, güzel, ekmek güzel. Fakat burada bir de dışarıdan bakan, gözlemleyen dişiller de var ayrıca. Burada sanıyorum bu ilahi eril neden kafası önünde bu kadar böyle? Aslında eylem yapmak istiyor. Bunu yapması gerektiğini, bilgeliğine gelmiş. Daha önce kendisi beklemiş. Kendisini beklerken de haklı görmüş. Egosu izin vermemiş. Ama aslında yanıldığını biliyor muymuş? Biliyor. Bilmiyormuş gibi üstüne yapmış. Fakat sonradan bir yıkılan kuleyle anlamış ki aslında ben örneğin eylem yapmam gerekirken hayır ya, ben hayatım için çalışmalıyım. Yoksa kimse benim için zaten çalışmayacakmış. Ben bunu ancak anladım diyen bir yay erkekleri var burada. Ve gülleri elinde bu ketiyle, atıyla. Bir eylem yapma bilgeliğine gelmiş. Yapacak mı? Hadi yap bakalım. Yapacak mısın? Yapacak Allah'ın izniyle inşallah. Yapacak. Sezgisini dinlerse zaten yapması gerektiğini biliyor. Gülünü de almış. Hani gülü almış. Yola çıkacaksın. Bilgeliği de var. Bu mucizeyi de yaşayacağını da biliyorsun. Fakat niçin bekletiyorsun? Burada ben şunu hissettim arkadaşlar. 12 numara aynı zamanda 12. evi işaret eder. Ve biliyorsunuz burcun en son, zodyakın son burcu olduğu için donanımlı ve bilgeliği de temsil eder. Aydınlanmışlığı da temsil ettiği için zaten üçüncü gözü sezgilerine farkına artık varmış bir eril var. Dişilde hiç sıkıntı yok. Yani dişil burada zaten, dişil 10 numara artık öyle köklü ki ağaç, yani aşkı yeşertmiş yani. Hani aşkın bahçesini kurmuş. Eril daha yeni küreyi almış eline, işte o bahçeyi bile o da bir eşeleyecek bunu. Buna aydınlanmış. Yola çıkıp gelecek. Fakat bir illüzyonu var, onu atlatması gerekiyor. Bu illüzyon da dişiliyle bu yola çıkıp çıkamayacağını düşünüyor. Ve o yolda zaten birliktesiniz, birlikte yürüyorsunuz. Büyük bir ihtimalle ay burcu, ay burcunuz boğa, yay ise arkadaşlar, bu özellikle sizler için geldi. Öyle hissettim. Peki.
O zaman gelelim. Ne yapalım? Oğlağa bakalım. Oğlak ne yapıyor? Oğuz. Güzel. Oo, harika geldi oğlaklar için. Çok güzel. Her iki tarafta bilgeliğe gelmiş. Kavuşmak için. Güzel. Bütün ayrıntılar. Harika. Sadece burada iletişim gerekiyor arkadaşlar. Kavuşma var. Çok güzel geldi. 33. Zaten aşıklar kartı 4 imparatora eşittir. İkiz ruh kartları ciddi bir değişim dönüşüm yaşanmış. Aynı seviyeye gelmiş. Oğlak olanlar kimler ise, özellikle stelyumunda oğlak olanlar, ay burcu oğlak olanlar, güneş burcu yükseleni ay oğlak olanlar ve özellikle oğlakta yerleşmiş çok gezegeniniz var ve retroda ise eğer arkadaşlar, bundan hiç korkmayın çünkü bütün konularınız çok güzel hal olmuş. Büyük bir değişim dönüşüm yaşanmış ve bu aşkı her iki tarafta farkına varmış ve artık eril tarafta imparatorluğa gelmiş ve burada bir kavuşma inşallah Allah'ın izniyle olacaktır. Peki o zaman gelelim kovaya bakalım ne yaşıyor, gündeminde ne varmış. Çok güzel hayaller kuruluyor, harika bir yuva, gelecek, hayal planları, güzel birliktelik. Mutlu bir yuva isteniyor. Çok güzel. 5 ve 7 numarayla geldi. Şimdi ilahi erik ve dişir aslında aynı seviyeye gelmişler. Bakın. Şimdi ikisi de aslında gökyüzünde bulutlar arasında kuş sırtında ikisi beraber, o ona el sallıyor, o da ona el sallıyor ve arada kalpcikler havada uçuşuyor. Güzel. Şimdi şuraya baktığımda aslında karşılıklı çok güzel bir aşk ve bu aşkın bilgeliği de var. Birlikte yola çıkma bilgeliği de var. Bu olacağına da inanılıyor. Hayal de var. Çok güzel veya süper geldi bu hakikaten. Birlikte yola çıkıyorsunuz ya da çıktınız arkadaşlar. Ya çok yakın kavuşmanız var ya da aslında kavuştunuz. Evle ilgili konularınız var, halledeceksiniz burada. Bunu hissettim ben. Bununla uğraşacaksınız. Yani hani nerede oturacağız, nerede taşınacağız, şehir vesaire olabilir. Bu da kişiler aynı seviyede. Güzel geldi o. Evet. Kendinizi iyileştirin arkadaşlar. Bu tek kaldığı için öylesine çektim. Yine tekrar kova için. Bütün burçlar için aslında. Evet, kalbinizi iyileştirin. Bu aslında özellikle oğlak ve kovaya istinaden hissetti. Tek kart kaldığı için de en son kime hissettiysem ona yorumlamak istedim. Bu biraz kova ve oğlak için geldi. Sanıyorum burada oğlağın kalple ilgili şifalandırması gerekiyor. Çünkü kova geldi. Kova akıllıca ve bilgelikle zaten karar vermiş çiftler yola çıkıyor. Devam ediyorlar. Yani birlikte aynı yola, bu aşkta birlikte yola çıkalım denildi. Zaten sistemin de ortak da bütün gruplar için verdi, hepiniz için. Anda bunu isteyen zaten buna kavuşacak kartı verildi. Çok güzel. Yani ben kavuşacak mıyım? Güvenebilir miyim? Adım atarsam boş mu kalır elim? Emeğin boşa mı gider? Yok. Allah'ın sadakasının üstünde hiçbir şey tutmamalısınız arkadaşlar. İlahi gerçek bir aşktaysanız, gerçekten seviyorsanız, karşılıksız, koşulsuzca seviyorsanız zaten bu ilahi gerçek bir aşktır ve orada mutlaka desteklenirsiniz. Peki balıklara gelsin. Balıklar da çok güzel. Aynen şey neydi? Oğlaklara çıkan kartların aynısı geldi. Nedense buna 3 tane gittiyelim. Bakar mısınız? Harika yani. 3, 6, 9 diyeceğim. Yani 3'ü de var. Çok kadersel burası. Balık çok kadersel geldi gerçekten. Bu iki kart oğlağa da gelmişti aynı şekilde. Bu 9 numarada ilahi dişilmi diyen içinden çıkıyor. Denizin dibinde, derinliklerde. Dişil o kadar çok bu aşk için çaba vermiş. O kadar çaba vermiş ki. Balık burcu beyleri, dişilleriniz sizle olan aşkları için gerçekten çok çok büyük çaba sarf etmişler.
Sevgili balık erilleri, siz aşkta aslında varken yokmuşsunuz. Bütün olay dişil üzerinden dönmüş. Gerçekten bir inci tanesi gibi. Yani denizin çok dip derinlerinden bu aşk hayaline ulaşmak için yukarıya çıkıp nefes almak isteyen bir dişil var ve bu 9 numara en büyük hayali gösterir. Bakın, yol bulmaya çalışıyor midyeden çıkarak denizden yukarıya, burada dipte, denizin dibinde ve yukarı çıkıp nefes almak istiyor. Ve karşılıklı bir aşk var burada. Çok büyük bir sevgi ve aşk var. İkiz ruhluluk var sevgili balık erili ve dişilleri. Gerçekten diğer yarınız, yani ruh eşiniz. Ruh ikizliği geldi balığa da aynı şekilde. Karşılıklı gerçek bir aşk. Çok büyük döngüler ve sınavlar yaşanmış. Burada şu an kavuşma da var. Ve balık erkekleri nerede, pardon? Neden hep dişil üzerinden geldi? Oo, yine ego kartı, yine 12 numara ve balığa bakıyoruz. 12 numara 12. ev için geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi eril gerçekten çok ego yapmış bu aşkta. Bundan sebeple çok büyük sınavlar yaşamış. Öyle böyle değil. Fakat dişinin yaşadığından hiç haberi yok ki. Aslında bu bilgelik kendisinde varken kendini aydınlanmış olarak, bakın, bekletmiş bu aşkı ve ilahi dişi. Öyle ki diplerde tek başına denizin diplerinde yukarıya çıkmaya çalışan bir dişi. Çok büyük döngüler yaşanmış her iki tarafta da. Fakat o onun ne yaşadığını bilmiyor. O da onun ne yaşadığını bilmiyor. Bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Fakat aşkları karşılıklı mıymış? Karşılıklıymış. Hiç bitmemiş. Bakar mısınız? Hani burada ne hissettim? Sanki ilk günle şu ana kadar hep bu aşkta kavuşmayı istemiş balık eril ve hanımefendileri gerçekten kavuşmak istiyorlarmış. Ve çok büyük değişim ve dönüşümler yaşanmış ama hepsi çok hayırlı anlamda olmuş. Çok büyük döngüler ve gerçekten erilin egosundan kaynaklı yaşanmış. Çünkü farkındalığa çok zor gelmiş. Çünkü dişil midyede ve ilahi dişil daha önce 12, bakın şimdi eril aslında aydınlanmış olmasına rağmen, her şeyi biliyor olmasına rağmen, işte belki bir Ağustos ayında tanıştınız veya ayrıldınız, işte belki 12. ayda aşık oldu eriliniz size ama sizin bilginiz yok, egodan sebep size seyirci kaldı, söylemedi, büyük değişim ve dönüşümler yaşamış sizin de haberiniz yokken, size aşık olduğunu farkına varmış, acaba siz ona aşık mısınız diye beklemiş. Dişil de bu aşka uyandığında midyeden çıkıyor zaten. İşte diplerde derinden denizin yüzeyine çıkmaya çalışan bir dişil gördüm. Ve balık burcu da mükemmel, çok güzel aşk geldi. Şimdi 12 burcun toplamında şu kanaate varıyorum ki arkadaşlar, kalbinizi iyileştirip koşulsuz sevgiye geldiğinizde Allah'ın mucizesine kavuşuyorsunuz. İşte bu kadar güzel bu aşkta bu kavuşmayı yaşayacaksınız. Ve sadece tüm gruplar için erillerin sevgili dişillerine şu buket çiçeği el uzatmaları gerekiyor. Yani bir eylem yapmaları gerekiyor. Peki o zaman şöyle yapalım. Bakalım siz şu an bu yeni dolunay, yeni ikizler ayında ilahi erilleri ne bekliyor? İlahi dişilleri ne bekliyor? Bir ona bakalım. Peki. O zaman ilahi erilleri ne bekliyor, ilahi dişilleri ne bekliyor, gündemlerinde ne var, ne yaşıyorlar, bu yeni ayla birlikte süreçler nasıl ilerliyor, bir ona bakalım. İlahi eriller, giden ilahi eriller, yani sağ grubuna çekiyorum arkadaşlar. Hep oturup diye bekleyen, dua eden, iş para için koşturan, adım atsa mı atmasa mı diye düşünen bir eril grubu. Bir zamanlar tutkuyla sizi terk edip gitmiş, sizi terk ettikten sonra aşık olduğunu anlamış, sizi unutmak için kendini işe vermiş. Fakat kendisi bir para çıkar birlikteliği içinde olduğu için de bakalım ne yapmış peki, neyin farkına varmış, kendini haklı görmüş. Niçin haklı görüyorsun, neden bu kadar sinirli, keskin kılıcını kaldırmış vaziyetteysin? O ilahi dişili cevap vermiyormuş. Kendini haklı görmüş.
Peki. Peki sen şimdi burada bir çıkar birlikteliği içindeyken ilahi dişilinle de bu aşkı yaşamak istiyorsun. Kendin haklı, niçin haklı görüyor olabilirsin acaba? Hani burada kendini haklı görmeye çalıştığın nokta nedir? Ona bir bakalım. Tabii yani kendisi mükemmel dört dörtlük bir evlilik yapısı içinde olduğunu zannetmiş. Sizinle tanıştığında da ben zaten evliyim, sen bunu biliyorsun, hani neyi değiştirmemi bekliyorsun? Ben zaten bu evliliği de değiştiremem, bitiremem dediği noktada size aşık olduğunu anlıyor. Tabii bunu söylediğine de pişman oluyor. Fakat iş işten geçiyor. Sizi terk edip bırakıp gidiyor. Sizi tanıştıktan sonra ve ondan sonra da aşık olduğunu anlıyor. Fakat böyle bir evlilik yapısı içinde olduğu için büyücü ve bir numarayla geldi. Ben bu aşka ayıldım. Bu aşkta dört dörtlükte hani çok çalışıyorum, biliyorum. Fakat aslında burada çalışan kimmiş bu aşk için aslında? Tabii ki ilahi dişilmiş. Kendisi bu aşk için çok çalıştığını zanneden bir ilahi giden eriller grubunun tümü, ben bu aşktayım, çok çalışıyorum da sen bana yanlış yaptın. Hani beni seviyor olsan sen bana adım atardın. Hep benim adım atmamı bekledin. Sen bana adım atmıyorsun. O zaman acaba sen bir çıkar birlikteliği, evliliği içinde misin? Ben buna aydınlanana kadar bir adım atmak da istiyorum, ama adım atmamamın sebebi de buna aydınlanmak istiyorum. Hani senin hayatında başka biri var mı? Bilgeliğine gelmek istedim. Bunun için de seni unutmak için çalıştım. Kendimi işe verdim ama onu da beceremedim. Bu noktada sırf sana aşık olduğum için kendimi de bunun işte hiçbir şey yapmazken, bu aşk için elimi taşın altına koymazken kendimi de bir o kadar haklı gördüm. Ama kendi tarafında ne yaşadın? Hani yani neden burada kendine, dişiline karşı mı haklı görüyorsun? Kime karşı haklı görüyorsun sevgili giden eriller? Tabii dişil, ilahi dişiline karşı kendini haklı görüyor. Giden dişiller de erillerine karşı kendilerini haklı görüyorlar. Niye? Çünkü sizin evlilik planları varmış arkadaşlar. Ama siz biliyor musunuz bunu? Hayır, bilmiyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Ama bilmeniz gerekiyormuş onları söylemeden. Nasıl bileceksiniz peki? Aklının kafası, yani onların zihnini okumanız gerekiyormuş. Onlar öyle düşünüyorlarmış arkadaşlar. Hani ben sana söylemeyeceğim. Sana aşık olduğumu da söylemek istemiyorum. Ama egom da var. Ama sana da aşık oldum. Bunu da artık hani sana söylemedim. Ama bunu ilahi aşk olduğuna dört dörtlük ayıldım. Seni bırakıp terk edip gittikten sonra ben kendimi beklemeye alıp aslında sana aşkla bir adım atıp seni destekleyecek bir adım atmayı isterken durup dua ettim, işe verdim kendimi. Bu adımı atayım mı, atmayayım mı acaba? Bunun bilgeliğine gelene kadar ben çok sınav yaşadım bu aşk için. Öyle miymiş? Değilmiş. Bu aşkı bırakıp terk edip gittiği için bu sınavları yaşamış. Çünkü neden? Size belki kiminiz için 5-6 ay, kiminiz için 7-8 ay, kiminiz için 12 ay gibi bir süre öncesinden sizi tanımış, bilmiş, aşık olmuş. Sistem aslında size gönderirken hani sen bu insanı sevdin, aşık oldun, istiyorsun. O zaman hani ona git bir aşkla, hani bir küçücük de olsa bir eylem yap ki hani onun da sana karşı duygusu var mı, yok mu, olacak mı, olmayacak mı anla. Aç duygunu, kalbini aç demiş. Ya yani bu çünkü ilahi bir aşk. Neden? Çünkü bunu öğrenmiş çok önceden. İlahi aşk olduğunu çok önceden öğrenmiş. Dört dörtlük ilahi sistem bunun bilgeliğini vermiş. Şimdi burada çok derin bir şey geldi. Ben anladım. Şimdi burada şunu söylüyor sistem aslında giden ilahi erillere. Sen ilahi dişilin hakkında bilgeliğe gelene kadar, bir ermiş olma yolunda buraya varana kadar atman gereken küçücük bir kupa adımını atmadığın için ve zamanda bitirmen gereken
bir toksik ilişki, evlilik, eski eş, yeni eş, yeni, işte eski evlilik olabilir, geçmişte bırakılmış bir evlilik olabilir. Ama o zamanlar sizi bu evliliğe gitmek için terk etmiş arkadaşlar. Ve burada dört dörtlük mükemmel bir birliktelik olacağını, çünkü neden orayı evi yuvasız zannetmiş, halbuki sistem de hayır, bu senin hayalin, işte sevdiğin o zamanki Urmiya ile olan hayalin demiş kendisine Sah. Fakat Sah ne yapmış? Bu aşkı zannetmiş ki aslında şu bitirmesi gereken toksik enerjiyi, birlikteliği, ortaklığı bitirmeyip buraya hissettiğini zannetmiş. O tutkuyu size iken sizden korkup kaçıp oraya hissediyormuş olarak gitmiş. Fakat gittikten sonra size aşık olduğunu anlamış. Hayalinin aslında siz olduğunuzu ve sizinle dört dörtlük bu aşkta, bu evlilikte sizinle yaşamak istemişler. Şimdi burada evli eriler için geldi. Komple evli kartı geldi çünkü. Fakat size bu evliliği için terk edip giderken Sağ tutkuyla size gelip tutkuyla gidiyor. Çünkü sizi önceki ilişkileriyle karıştırmış belli ki. Tabii burada Yüce Yaradan'ın bir planı olduğunu unuttuğu için giden sevgili eril arkadaşlar, sistemde hayır, bu senin ruh ikizi, diğer yarım, bu diğer önceki yaşadıklarına benzemez, bu Allah'ın emri olan ilahi bir aşk, bu sana öğretildi denmiş. Neden? Çünkü rehberlik de almış 10 numara. Hani siz daha hiçbir şeyden haberiniz yokken saat 4 dörtlük bu aşkla ilgili uyandırılmış, her türlü bilgi verilmiş. Fakat Sah o kadar uyuyormuş ki arkadaşlar, her şeyin farkındayken değilmiş gibi üzerine yatmış. Ve sistemle madem öyle gel böyle demiş ilahi erili, hadi bakalım sen bu aşkın bir farkına var. Bu bekletmeyi bakın yapma deyip bu eylemi yap. İşle de oyalanma. Bu aşk bu işten çok daha kıymetli. Hani sen aşk parayı önce işi deyip de sonra aşk diyorsun. Ama bu işler öyle değil. Allah'ın burada planını tabii düşünememiş. Sağ ne yapmış? Tutkuyla gelmiş. Tutkuyla sizden gitmiş. Burası benim evim, evliliğim, yapım, burası kutsal demiş benim için. Burayı tercih ettiğim için de kimse hani beni suçlayamaz. Ben kendimi de o kadar haklı görüyorum. Dolayısıyla da hani kimi tercih edeceğim, ettiğimde de burayı tercih edeceğim. Hani buna da kimse bir şey dememelidir demiş. O zaman bu da Rabbin hoşuna gitmemiş. Değişim ve dönüşüm başlamış. Hadi bakalım biz sizi bir geçici ayıralım demiş. Sistem göndermiş. Dolayısıyla Urmiya'yı bu tarafta evrilecek, Sah bu tarafta evrilecek. İkisi de bu dört dörtlük ilahi aşkın dünyasal tutku bedenselliğin üstünde olduğunu öğrenmesi gerekiyormuş Sah'ın. Ama zaten Sah Urmiya'dan önce biliyormuş. Fakat sistem Sah'a şunu söylemiş. Sen aslında çok rehberlik, biz sana ruhsal olarak bu rehberlikleri hani yani deli gibi inanılmaz çok yoğun bir şekilde aydınlanana kadar aslında rehberlik inmiş. Bunu kapat, hani kendini bu aşk için bekletme. Çünkü sen Urmiya'yı seviyorsun, okey. O zaman Urmiya'ya küçük bir eylem yap. Yani işte ya burayı bitir ya da buraya seni göndereceğiz. Senin kafan çok karıştı. Sen kafanı karıştıracak bir şey yok. Çünkü zaten Urmiya'ya aşık oldun. O zaman şimdi bu evlilikteyken Urmiya ile nasıl olacak? Seni biz bir gönderelim oraya. Hani burayı bitireceksen bitir, kalacaksan burada kal. Ama buranın burayla ilgisi yok. Senin buraya Urmiya'ya aşık olman, Urmiya'yı da bırakıp gitmeyi düşüneceğin için, hani gelmesiyle gitmesi bir olacağı için, çünkü tabii Rabbim biliyor, kader yazgı yazılmış. İşte sen o hani daha önceki küçük hesaplarına uymayacak burada. Benim de senin için bir planım var. Bu senin ruh ikizin diğer yarı. Böyle bırakıp hani ben gönlüme eğileyim akşam evime döneyim hikayesi olmayacak burada Sağ. Hani seni biz bir gönderelim. Çünkü Urmiya'nın bundan haberi yoksa uyanık olduğu için. Küçücük bir adım attın Urmiya'ya, gönlünü aldın.
hayatına girdi. Ne yaptı sonra? Sizi bırakmış gitmiş. Burada sanıyorum hikaye en baştan itibaren olmuş arkadaşlar. Şu an özet geçiyorum. Veste küçücük bir kur adımı yapmış. Sizi hayatına almış. Sizin hayatınıza girmiş. Sonra da hiçbir şey yokmuş gibi, yaşanmamış gibi sizi bırakıp arkasına bakmadan dönüp gitmiş. Ama isteyerek gitmiş mi? Hayır. İsteyerek gitmemiş. Çok hüzünlü bir karttır bu. İsteyerek bırakmamış. Şimdi bir de tabii burada kızgın bir kılıç kralımız var. Ona da geleceğiz. Fakat sistem kendisine şu rehberliği indirmiş. Şimdi ilk aşama ve ermiş gelince de şu söylenir. Hani aslında her türlü rehberlik sana ruhsal olarak bu aşk hakkında ilahi aşk olduğunu, Allah'ın sadakası olduğu dört dörtlük verildi. Ve senin simyanın ortaya çıkması, bu aşkı ve sorumluluğunu taşıman sana düşen görevi layıkıyla, ilahi aşka layıkıyla hak edebilmen için sağ, henüz bunun için yeterli değilsin. Çünkü öz değerinden noksansın ve sen aşık oldun. Urmiye'yi, bütün bilgeliği almana rağmen, onunla aslında kaderin bundan sonraki birlikteliğinin beraber olacağını da bilmene rağmen, ama sırf toksik bir ilişkideyim, evliyim diye bunu imkansız gördüğün için burayı harcayacaksın. Ve döneceksin o evliliğe. Oraya giderken de Urmiye'ye olan tutkunu buraya olduğunu zannetme yanılgısına düşeceksin. Ama bu da tamamen senin algınla ilgili olmuş olacak. Sonra sen gidip hiçbir şey yaşamamış gibi oturup dua edeceksin. İşlerle kendini oyalayacaksın. Para iş diyeceksin. Kariyerim önemli diyeceksin. Ama durduğun yerden hiçbir şey yapmayıp dağlar artık yeşil dağlar kuruya dönmüş. Yani öyle de zaman bekleyeceksin, bekleyeceksin. Bir de bir o kadar kendini haklı göreceksin. Fakat ama işler aslında böyle değil sağ. Sen yanlış anlamışsın demiş sistem. Senin oturup durup dua etmek değil. Duanı da et, o kabul görür Allah tarafından. Sen şu küçücük adımı attın o ruh eşine. Sen bir şey yaşadın onunla. Ona tutkun da deli divane bir tutkun da var. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi bırakıp arkanı dönüp unutacaksın. Fakat Allah'ın da planı olduğu için senin ne kadar aşık olduğunu, sevdiğini ve hatta daha boşanmamışken sen evlilik planı kuruyorsun ruh ikizinle. Bu planı kuracak kadar demek ki ruh ikizini sen inceledin, takip ettin, aşık oldun, onun hakkında her şeyi öğrendin, kafana da yattı ve sen onunla bir gelecek kurmak istiyorsun. Fakat bunu Urmiye biliyor mu? Tabii ki bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. İlahi bir aşkta ve bu kişiyle böyle bir aşk yaşayacağını biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Sistemde sağ, sen aslında tutkun Urmiye'ye ama sen bunu aslında çoktan bitirmen gereken, belki de en başından o masaya oturmaman gereken bu karma çıkar, para, maddiyat işbirliği olan bu çıkar evliliğini, işte belki bir seni biri kapakladı, nikah masasına oturttu bir takım enerjilerle. Senin bundan haberin yok ama aslında sen tek taraflı yönetiliyorsun ama bir o kadar da özgürüm. Gelirim de giderim, astım da astık, kestiğim kestik gibi davranıyorsun ama senin aslında hiçbir şeyden haberin yok. Hani bu bilgeliği biz, bu rehberlik hak katından veriliyor ki sen bu aşk Allah'ın sadakasına layık olup dört dörtlük bu aşkı tanıyıp bilmen için. Dolayısıyla senin çok çalışman gerekiyor, kendini bekletmemen gerekiyor, böyle küçük prens adımları da değil, oturup dua ederek değil. İşlerle uğraşıp para vesaire deyip ondan sonra ben acaba bir adım atayım mı atmayayım mı, ben bekliyorum zaten, işte bakın hep eril kartları, ondan sonra da ben sen kendini bu aşk için çok çalışıyor olduğunu söyleyerek kendini bir de çok haklı görüyor olacaksın demiş ilahi sistem. Senin kaderin var bu ruh ikizinle ama buna gelmeden önce senin daha 40 fırın ekmek yemen gerekiyor sağ, çünkü sen kendi öz değerinden noksan olduğun için aslında değilsin ama öyle hissediyorsun çünkü başarılı olamayacağını, bu aşkın imkansız olduğunu düşünüyorsun. O kadar zihin ve kurgu yapıp ve bunda da
Sen nasıl istersen öyle gitmesini istiyorsun, hayal ediyorsun, öyle kurguluyorsun. Belki işte benim işim öncelikli Urmiya diyorsun, senden de kıymetli diyorsun belki. Oturup öbür tarafta dua ediyorsun ama onu başkası benim elimden alıp evlenmesin sakın, o bana kalsın. Çünkü ben alacağım onu ama ne zaman işte Allah izin vere de ne zaman olursa, kaderde varsa zaten karşılaşırız. Fakat bu öğretilmiş mi? Tabii ki uyanışla birlikte aradaki fark çok net anlaşılmış. Yani bu evliliğin kendisini mutlu etmediğini, orada karma bir yapı içinde olduğunu, bu dönemi bitirmesi gerektiğini, burada ancak bu aşkı, bu evlilik hayalini gerçekleştirebileceği söylenmiş. Fakat bunu böyle mi anlamışsa? Hayır değil. Böyle anlamamış tabii. Ben kendi bu karma evliliğimi biliyorum ama onu da gerçek evliliği, kutsal evliliğimi zannediyorum. İşte önceliğim orası. Tabii ki ben orayı tercih edeceğim. Ve dolayısıyla orası için çalışacağım. Bir tercih olduğunda tabii ki ben dönüp ailemi seçeceğim deyip arkasına bakmadan Urmiya'yı bırakıp, bu aşkı bırakıp gitmiş. Fakat etmesi gerekiyormuş zaten. Neden? Çünkü bu aşka kendi ruh ikizi olduğuna bilgisi verilmiş olmasına rağmen, kendisinin Urmiya'ya aşık olup olmadığını net bir şekilde, kafa karışıklığı gitsin diye, ne yapacağına karar versin diye, ona göre orada yol alsın. Hani burada kalmak istiyorsa o zaman tamam, burayı bitirmelisin ama ikisi bir arada olmaz. Urmiya'yı mı seviyorsun? Tamam, seni şimdi gönderiyoruz Kupa 8'li. Fakat sen tekrar sonra bu aşka döndürülecekse, neden? İlahi erilin simyasının ortaya çıktıktan sonra ilahi dişiline dönüşünü temsil eder ve bir küçücük prens adımını atması gerektiği öğretilirken atmayıp kendini bekletip ve ermiş olana kadar, bu simyasının ortaya çıkana kadar bir sürü, bir dünya sınav döngüden, 13 numara, 16 numaraları yaşaması gerekiyor sahın ki üçlü ilişkilerden kurtulması gerekiyor. İkisi bir arada sürdüreceğini düşünürken sürdürmemesi gerektiğin bilgeliğine gelmesi gerekiyor. Bu da verilmiş mi? Tabii ki verilmiş. Çünkü rehberlik de verilmiş kendisine. Bu aşka uyandırılmış. Fakat kendini beklettiği için ve mütemadiyen aydınlanmışken, aslında aydınlanmamış gibi kendini bekletirken, fakat sistem de demiş ki biz hani sen aydınlatıldın artık, bu aşk hakkında her şeyi biliyorsun. Kutsal Allah'ın emriyle olan bir ilahi aşk ve ruh ikizin var burada. Onu da seviyorsun, unutamıyorsun. İşte burada başta da söylediğim gibi, kiminiz için 9, kiminiz için 5, 6 ay, 7 ay, 8 ay olanlar var, 1 yıl olanlar var. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yokken, sizin giden bu ilahi erilleriniz daha bu aşk başlamadan önce bile sizi bir vesileyle tanımış, belki iş vesilesiyle tanımışken size hiç duygusu aşkı olduğunu belli etmemiş. Kendi içinde bunu gizli saklı sizi takip etmiş, incelemiş. Bakalım uyuyor musunuz, uyuyacak mısınız? Doğru bir kişi misiniz? Sizinle yola çıkılır mı, çıkılmaz mı? Hani ben bunu bir inceleyeyim oturduğum yerden. Çünkü ben çok haklıyım. Ancak ben kanaat getirirsem bu birliktelik olur. Yani hani sen benim kafama yatarsan Urmiya, işte ben ileride belki işte senin için zaten sana da aşığım. Aslında sen de bilmiyorsun. Bunu da sana söylemiyorum. Ama aslında seninle evlilik hayalini kuracak kadar ben seni inceledim, izledim, takip ettim sosyal medyadan da. Dolayısıyla bu bilgeliğe de geldim. Sana da adım atmak istiyorum. Ama cesaretim yok. Onun için de kendimi bekletiyorum. Burada bir de öyle bir şey var ki, şu hissiyatıma bir kat çekmek ihtiyacı hissettim. Tabii ruhsal rehberlik inanılmaz inmiş kendisine. Hani sen zaten belki evliliğin 8. yılında boşanmak istedin, burayı bitirmek istedin, ilahiden sana rehberlik verildi. Oturup bekleme, neye dua ediyorsun? Hani siz daha ortada yokken bile işte hani bu yapanın ne olduğunu bil. Hani bunun senin kendi simyan,
ortaya çıkması için, bilgeliğe gelmen, aydınlanman, kamil insan olma yolunda ilerlemen için senin zaten kendi yaşamsal döngün için bu karmanı bitirip şifalandırıp kapatman gerekiyor. İşte belki evliliğin 8. ayında, belki 8. yılında, belki 8 yıl evlendikten 8 yıl sonradan, belki 8. yılında gidip boşanmak istedi, gidip boşanamadı. İşte bunu bitir diye ilahi sistem rehberlik indirmiş. En az 8 kez, belki her bir yıl birer döngü yaşandı burada. Dolayısıyla ne yapmış? Sadece dua edip oturmuşsa sisteminde tabii Rabbin hoşuna gitmemiş. Burada sen bu insanı sevip aşıksın ama onun haberi yok. Sonra ne oluyor? Tabii burada kupa sekizli veriyor onu bize. Urmiya veriyor. Aşıklar kartı ve değnek dörtlü veriyor ki size tutkuyla bir adım atıyor. Ani geliyor, ani hayatınıza giriyor. Ani de çıkıp gidiyor karma evliliğine. Ve üçlü ilişki grubunu sah yaratmış oluyor burada. Sonra da tabii bu bilgeliğe de daha önceden aydınlanmış olduğu için basiretsiz, çünkü burada yani değnek prensi ile kupa prensi nedir ki? Yani büyücü ve ermiş olması gerekiyor. Dolayısıyla kendini işle kandırmış, bekleterek kandırmış, oyalayarak kandırmış, dua ederek kandırmış. Hani ben dua edeyim, Allah bir gün kaderimde varsa bizi karşılaştırır. Hani öyle denk getirsin, sistem yapsın işte. Nasıl olacak söyle olsun, ben bir göreyim, o zaman işte olur, ben o zamana kadar da haklıyım, burası benim evliliğim, ben tercihim söz konusu olunca da tabii ki Urmiya'ya, ilahi aşk nedir, Urmiya nedir, hani ben bunu veya Urmiya'nın bir evlilik hayali olabileceği veya ben hayatına girdim duygusuyla, hissiyle, kalbiyle oynadım, işte öyle de ulu orta bıraktım, arkamı dönüp gidiyorum ama Urmiya ne yaşıyor, haberi var mı, tabii ki umurunda değil, önemsemiyor. Ve dolayısıyla kendi hayatına dönüp hiçbir şey olmamış gibi sizi unutarak, gözden çıkararak hayatına devam ediyor. Sistemde sınavdan sınava, sınavdan sınava, 13 numaralar, 16 numaralarla büyücü vermiş olana kadar sınavlar yaşatıyor ki senin böyle oturup şu prens edasıyla, kupa prensi, değnek prensi edasıyla senin böyle kendini bekletmemen gerekiyorsa, çözüm bu değil, yanlış noktada duruyorsun. Sevdiğini düşünüyorsa onu unutmak için kendini işe veriyorsun. O insanın hayatına girdin ama sonra da hiçbir şey olmamış gibi bütün aldığın rehberliğe rağmen, bakın değnek 8'de büyücü ermiş kartı, kupa 8'de aynı zamanda da şunu söyler. Hani sen bu ruh eşine belki işte 8 ay öncesinden beri tanıştın, aşık oldun ama ondan saklıyorsun. Ama onu düşünmeden yapamıyorsun. Kendini işle vesaireyle yokmuş gibi oyalıyorsun. Peki Urmiya'nın hayatına girdiğini de nereden anlıyoruz? Bu kartlarla anlıyoruz. Geliyor Urmiya'ya, kalbini çalıyor, şu aşkı yaşıyor ve onunla evlenmek istediğini, geleceği ne olduğuna da karar veriyor ve onunla da bir gelecek hayali kuruyor. Sonra da bütün bunu hiç yokmuş gibi kapatıyorsa arkasını dönüp gidiyor. Geride Urmiya'ya ne oluyor? Umurunda olmuyor, düşünmüyor çünkü hiç. Hani geldim, kalbini çaldım, işte hayatına girdim, seni hayatıma aldım. Ama yani seninle hatta evlilik hayalim olacak kadar da aslında ben seni daha önceden, senin hakkında her türlü ilahi rehberliği ve dünya boyutunda da her şekilde ben bu aşkla ilgili oturdum işte dua ettim. Ama bunu da bir iş yapmış olarak hissettim kendimi. Dua etmek tabii ki güzeldir. Ama zaten bu aşk hakkında sen ermiş seviyesine vardırılmıştın deniliyor. Bakın giderken de bunu biliyordum. Giderken de bir gün Urmiya ile evleneceğini ve ona döneceğini, kendi de içsel olarak bu bilgeliği biliyordu. Ona rağmen bıraktı ve gitti. İşte siz sevgili eriller, en büyük hatanız buraları atlamış, unutmuş olmanızdan kaynaklanıyor. Geriye dönüp hayatınızda hiçbir şey yokmuş gibi işe ve toksik yapınız içinde o şekilde bir de kendinizi haklı görerek devam etmişsiniz. Bir kupa prensi adımını atayım mı atmayayım mı? Bir değnek prensi adımını atayım mı atmayayım mı? Düşüncesiyle kendinizi bekletip dua etmişsiniz.
sisteme karşı, ruh işinize karşı bu aşk için sanki bir şeyler yapmış, çalışmışsınız gibi göstermişken kendinizi aslında hiçbir şey yapmamışsınız. Ve aslında Urmiya'nın kaderiniz olduğunu ve kader birliğiniz ve Urmiya ile evleneceğinizi çok net biliyor olmanıza rağmen bu size, çünkü bu rehberliklerle hem ilahi, ruhsal, spiritüel anlamda bilgelik inmiş, hem de dünyasal boyutta rehberlerden bilgelik almışsınız. Yani bakımlar yaptırmışsınız. Bu işin bilgeliğine dört dörtlük uyanmışsınız. Fakat ruh işiniz hiç bunları bilmiyor. Sistemde kupa sekizliği de sizi gönderiyor ki Urmiya buna ayılsın. Çünkü Urmiya senin bildiklerini bilmiyor. Sen tek taraflı belki Urmiya'yı cepte tutmak istiyorsun. Evlilik hayalin var ya da kimseyle evlenmesin diyorsun. Hani ben ona aşığım, o bana aşık olsun, o bende kalsın, ben onda kalayım. Ama arkanı dönüp gidiyorsun, nasıl olacak demiş sistem. Bu reva görülmemiş ve dolayısıyla Urmiya'nın da aynı şekilde bu ilahi aşka uyanması. Çünkü hiçbir şeyden haberi yokmuş Urmiya'nın. Sahan kendisiyle evlilik hayali olduğunu, kaderi, ruh ikizi olduğunu, bunun ilahi aşk olduğunu, hiçbir şey bilmiyor. Ne fikri ne zikrinde hiçbir şey yok, hiçbir şey bilmiyor. İşte bu şekilde sağ öğretilerek gönderiliyor. Çünkü sağ uyandırılmış oluyor. Hani sen bir git, çünkü senin burada temizlemen gereken, şifalandırman gereken, bitirmen gereken bir dönemin, bir kısır döngün var. Sen bunu da gayet iyi biliyorsun. Hani burayı bitirmen gerekiyor. İşte senin belki kıskançlık, toksik, sadece cinsel bazda bakın tutku. La herkese gelip gittin ama bu tutkuyla gelip gideceğin biri değil. Çünkü bu senin ruh ikizi. İşte bunu temizlemen gerekiyor. İşte böyle kararsızlıkların var. Bunu temizlemen gerekiyor. Aşıksın, aşkını sunup sunmamakta tereddütlesin. Bunu temizlemen gerekiyor. Oturduğun yerden sadece dua ederek hayatın gitmeyeceğini anlaman gerekiyor. Yani o kadar çok toksik enerjilerin var ki. Bir de aydınlanmış bilmene rağmen üstüne yatıyorsun. İşle oyalıyorsun kendini. İşte bütün bunların hiçbiri reva değil. Bunların hepsinin toksik birer enerji. Senin de bunlardan temizlenip arınman gerekiyor. Ne istediğine, kafa karışıklığına yer vermeden bitirmen gerekiyor ki ruh ikizini sana nasip lütfedeyim demiş Yüce Rabbimiz. Emriyle bu rehberlik kendisine mükemmel bir şekilde, olağanüstü bir şekilde kendisine verilmiş ve kendisi bu aşk hakkında inanılmaz bilgeliğe sahip olmuş. Kaderi olduğunu anlamış, ayrılamayacağını anlamış, kaderin birlikte yazıldığını anlamış. Bunu bütün rehberliklerle de çok net bir şekilde sah öğreniyor bunu ve üstüne yatıyor. Hiçbir şey olmamış gibi sistemde Allah'ın emriyle, o zaman madem öyle gel böyle denilmiş ve o zaman senin biraz evrilmen lazım. Sağ, senin çok fazla konun var. Şifalanması gereken çok fazla toksik enerjilerin var. Bağımlılıkların var, kıskançlıkların var. İşte ruh ikizinde be kıskanıyorsun. Sadece tutkuyla gelip tutkuyla gidiyorsun. Ama Allah'ın planını unutuyorsun. Bu da Allah'ın sadakası. Burada bir kader birlikteliği var. Ruhsal bir kontratın var. Bu öyle senin geleceğin. Gönlünü alıp ondan sonra arkana bakmadan gideceğin bir ruh ikizi değil, bir herhangi bir dünyasal bir dişil değil. Bu senin diğer yarın ruh ikizi. Ve sen de bu aşka, ilahi aşk olduğuna, kader birliğiniz, ruhsal kontratınız olduğuna ayılacaksın. Bu rehberlik Urmiya'ya da verilecek. Urmiya şu an hiçbir şeyi bilmiyor ama bu Urmiya'ya da verilecek. Bu yolda siz sınavlar yaşayacaksınız ama şimdi geçici bir ayrılık yaşamanız gerekiyor. Bu bilgeliğe iki taraf yaşanacak sınavlarla simyaları ortaya çıkarılacak ki bu sınavlara rağmen birbirinden vazgeçmeyecekse bu çiftler Allah'ın izniyle inşallah kavuşma verilerek bu değnek dörtlü seviyesine, bu ilahi aşkla tanışıp sınavlarına rağmen Rabbine olan inancını, güvenini, sadakatini unutmadan ve bu aşka ve hissettiğin duyguya ve aşka ihanet etmeden sadık kalır, güvenirsen, inançta da olursa zaten buna kavuşturulacaksın. Sen bunu biliyorsun fakat Urmiya bilmiyor. Urmiya'nın da bunu öğrenmesi gerekiyor. Bunun için de her iki tarafın birbirinden bağımsız olarak evrilebilmeleri için
ve bağımsız özgür iradeleriyle hiç birinin bir diğerine bir baskı manipülasyon yapmadan kendi bağımsız özgür iradesiyle yaşatılacak olan bütün sınav ve deneyimlerden derslerini alarak evet ben Rabbime inanıyorum, güveniyorum, inançtayım, tevekküldeyim, sadakatteyim, yolumda, Rabbimin yolunda ve bu aşkın yolunda ayrılmadan devam edeceğim ve bu aşka kavuşacağım demesi gerekirken tabii ki sahip bunu demiş mi? Dememiş. Aşık olarak bu aşkta var olmak isteyip fakat hiçbir şey yapamayan, karar veremeyen bir sağ ortaya çıkmış. Sistemde işte Urmiya bilmiyor. Çünkü Urmiya'nın özgür iradesiyle sana öğretildiği gibi, çünkü sen haksızlık yapıyorsun şu an ruh ikizine. Sana bütün bu aşkla ilgili ilk sen uyandırıldın, tüm bilgi verildi. Senin önce kendi tarafında arınman gerekiyor. Kendi tekamülde kendini bulup keşfetmen gerekiyor ki ondan sonra bu aşkta kavuşabilirsin ruh ikizinle ve o da eğer isterse denilmiş. Hani burada bir dayatma yok. Senin işte mahkeme süreçlerin var. Allah'ın desteğiyle işte senin bilmediğin başka üçüncü kişiler var hayatında veya işte seninkinin hayatında veya seni yöneten bir erkek var veya sen insanları yönetiyorsun. Fakat sen birisiyle evlisin ama ilahi dişilinle evli olman gerekiyor, değilsin. İşte sen bu aşk için aslında hiçbir şey yapmazken ama ben aşığım, bu aşktayım ama ben önümü göremiyorum diyeceğin için sağ. Ve ruh işinde zaten böyle bırakıp onu özlemle kupa altılıya terk edip o da o gün bugün senden haber bekleyene kadar bu kadar bunca zaman Urmiya'yı böyle bekleteceksin özlem içinde ve kendinde ona kavuşma özlemiyle yanıp tutuşacaksın. Fakat bunu bilgelikle hani ermiş geldi burada sana aslında bu bilgi verildi. Sen sürekli mahkeme muhakeme yapıyorsun ama her seferinde tek taraflı ilahi elin değmesi yardım ve desteğiyle de sana deniliyor ki kendini bu kadar haklı görme. Bu aşkta haklı suçlu yok, yani bir şeyde haklı olman gerekmiyor. Sen yapman gerekeni yap, karar ver. Sürekli mahkeme muhakeme yapıyorsun. Sen ruh eşin hakkında bu aşka çok önce uyandırıldın, biliyorsun tüm bilgelik verildi fakat sen üzerine yatarak hala ruh ikizini işte kontrol ediyorsun. Ben önümü göremiyorum. Ben zaten evliyim, bakın evli. 3 tane kaç tane kart geldi evli olduğuna dair. Tılsım onlu, kupa kralı, tılsım kraliçesi, değnek kralı. Değnek şövalyesi de aynı. Tutkuyla tılsım onluya gittiği zaman. Ama tutku kimeydi? Urmiya'ydı. Kime zannetti? Bu karma evlilik yapısındaki kişi olduğunu zannetti. O da bütün olayı para para ama ilahi dişilde böyle taklit ederek kendisine bir üçüncü kişinin varlığı varken bu yalanı ilahi dişile bir iftira atarak erilin önünü görmesini engelleyecek, elini kolunu bağlayacak ve o böylece hiçbir şey yapamaz hale gelip aydınlanmasına rağmen bekleyecek. Ondan sonra ben bir adım atayım mı atmayayım mı, bu doğru olur mu? Tabii ki bu refah görünmediği için senin bu toksik enerjilerinden temizlenip arınman gerekiyor. Bunun bilgeliği de var sende. Bu hiçbir şeye benzemez. İlahi aşk, bununla da tanıştın. Bu bilgelik de var. Allah'ın emriyle ilahi el yardımı, desteği gökyüzünden zaten an be an bakar mısınız? Yardım seninle birlikte simyanın ortaya çıkması için her türlü bilgelik verildi, ermiş olman gerekiyor. Bu aşk hakkında artık bilgeliğe gelmen gerekiyor deniliyor. Onun için burada senin kendini bırakıp giderken haklı gördüğün noktada çok haksız olduğunun farkına ve bilincine gel demiş sistem. Sen orada gönderilirken Urmiya'yı terk etmen için değil, seviyor istiyorsan ama burayı bitir, bu döngüyü kapat ki yeni başlangıç yapabilesin. O zaman Urmiya'yı da tekrar yeniden bir araya getirirsin. Bu özlem bitse. Ve bunun bilgeliği sende var mı? Var. İlahi el destekliyor mu? İnanılmaz şekilde. Bu konu hakkında bütün bilgeliğin var mı? Evet. Peki Urmiya'nın var mı? Yok. İşte sağ. Bunun için gönderiliyorsun.
Sen zaten bitmiş toksik bir evlilik yapını devam ettirir ki bunun Urmiye ile hiçbir ilgisi yok. Senin tarafı halletmen gerek. Çünkü sen hem aşıksın Urmiye'ye hem de öbür tarafta ne yapıyorsun? Tasımonluyu tutuyorsun. Ne oluyor? İki tane kadınla olmaz. Kimi seçmek istiyorsan onu seç. Zaten Urmiye'ye aşık olduğun için ruh ikizi, böyle aşıksın. Böyle özlüyorsun, ona gitmek istiyorsun. Onunla evlilik hayalim var. Her türlü bilgiye sahip miydin? Evet. Peki sen o zaman verilen ilahi rehberliğe neden arkanı döndün? Mahkeme ve muhakeme edecek daha ne vardı? Sadece karar verip mahkemeye gidip işte belki şu toksik enerjiden sadece boşanman gerekiyordu. Bu süreci bile isteye üstüne yattığın için bahane olarak ruh eşimde başka biri var mı yok mu dedin. Senin onu demeye hakkın yok çünkü bu senin tarafta var ve zaten senin de bir erille temsil edilmiş bir dişille değil. Tutkuyla gelip giden, sonra oturduğu yerde tutkusuyla yanıp tutuşup bekleten kendini sensin. İlahi rehberlik muazzam inmişken, dört dörtlük aşk hakkında, bu hayalin hakkında bilgeliğe varmışken, sevdiğini bu kadar özlerken, ona gidip çiçeğini sunup kalbini açarken, peki sen aşıkken bırakıp gittiğin ve buraya da geldiğinde yatıp bekledin, kılıç dörtlü nasıl olacaktı? Şimdi bu tarafta sen burayı şifalandırıp bitireceksin, bu döngüyü kapatacaksın ki bu hayaline, bu isteğine buraya varabilirsin. Ama Urmiya'nın da buna ayılması gerekiyor, uyanması lazım. O da bu uyanışa geçirilecek. O da uyanışa geçmesi lazım. Bu aşkı ve seni, kaderi ve ruh ikizi olduğunu bilmesi gerekiyor. İşte ona da ölmeden önce ölümü yaşatarak 13 numarayı, o da senin onun aslında birbirinizi sevdiğinizi, ruh ikizi olduğunuzu, bir ilahi kontratınız olduğunu, bu aşkın karşılıklı ve gerçek olacağını, senin onunla evlilik hayalin öğretilecek ama o da seninle evlenmek isteyecek. Çünkü bu özlem karşılıklı yaşanacak. İşte sen ruh ikizine o kadar geç kaldın ki bu ruh ikizi o yüzden kılıç kraliçesine döndü deniliyor. Ve dolayısıyla burada şunu da anlıyoruz ki sevgili arkadaşlar, siz Urmiya'dan kılıç kraliçesi seviyesine, siz belki 3 ay, 5 ay, 6 ayda, maksimum belki kiminiz 4 ayda ciddi safa atlamışsınız. Yani çünkü inanç kuvvetli, verilerini almışsınız. Bu aşk hakkında ayılmışsınız. Fakat tabii sizi terk edip gittiği için sizin aşık olduğunuzu söyleme şansı vermiş mi size? Hayır. Çünkü sah gönderildikten sonra siz uyanışa geçirilmişsiniz. Ve bu karşılıklı bu özlem yaşanacak. Evet, zaten bu belirleyecek. Bu aşkta ikiniz de özgür iradenizle bütün sınavlara rağmen birbirinizi seçip kabul edip kavuşmayı isteyecek misiniz? Karşılıklı iki tarafta bu aşkta ben varım deyip sınavlarına rağmen kabul edecek mi? İşte bu bilgeliğe gelmesi gerekecek Urmiya'nın da uyanışa geçirilmesi gerekiyor. İşte o da o yüzden bu 13 numarayı Urmiya'ya da yaşatılması gerekiyor ki Urmiya da uyanışa geçsin. Seni ilahi aşkı, Rabbi ve yaratılışı anlaması gerekiyor. Ama bunun için ayrı olmanız gerekiyor. Sonra tekrar kavuşturulacaksınız. Bu aşk hakkında iki tarafta net ilahi aşk olduğunu öğrendiğinde ve birbirinden vazgeçmeyip tekrar tercihleri birbirleri olduğunda, bu süreçte gelene kadar da bu özleme rağmen yine birbirinden vazgeçmeyecek ve sağ sen gittiğin gibi geri gelip bu ilahi dişiline, işte bu elinde bir çiçek buketle gelip onu uzatırsan, yani kalbini açarsan, ona eylem yapıp bir adım atıp gidip özür dilersen, çünkü bırakıp giden sensin. Bakın zaten erille temsil edilmişti. Böyle bir bu ruh ikizine, o aşkına daha önce uyandırılmış olmana rağmen, kader birliği olduğunu anlamış olmana rağmen, evleneceğini bilmene rağmen üstüne yatıp gidip karma evlilikte hiçbir şey yokmuş gibi üstüne yattın. Peki bu ruh ikizin seni bu kadar sevip aşık oldu, uyandırıldı. Bırakıp gittiğin günden beri de
senden haber bekliyor özlemle. Şu bir tane haberi bekliyor senden. E peki neredesin sen? Bunu o kadar uzattın, o kadar uzattın, o kadar çok ölmeden önce ölümleri yaşadın ki bu aşka defalarca uyandırıldı. Adım at, adım at, kavuşma olur. Aşk için çalış, çabanı görsün hak katı. Rabbin hoşuna gidecek eylem yap. O kadar uzattın ki işte o Urmiya senden sonra o kadar geç uyandırılmış olmasına rağmen bu kadar net bu aşkı anladı. Sen çok geç kaldığın için artık sana çok sinirlendi. O yüzden bu kılıcı çekti. E, bu aşkta mısınız? E sen biliyordun zaten bu aşktan gidemeyeceğini. Ya ilahi eriller işte böyle. Hatanız böyleymiş. Haşa ben bilmem Rabbim bilir. Ben gelen kartları okudum. Siz ruh ikizinize gittiğiniz günden beri sistem bir adım at, bir adım at, bir adım at ki ruhsal iletişim de inanılmaz şekilde değnek sekizli, kupa ikili, kupa şövalyesi, Urmiya'nın haber bekleyişi, kupa altılı, aşıklar kartıyla bakar mısınız böyle bir aşk? Kupa sekizliyle hani bu kadar özlem o artık bitti kapandı düştü orada. Oh, geçmiş gitmiş olsun. İşte bunun için ruh ikizin sana kızdı. Hani sen benden önce uyandırıldın. Benden giderken de bana aşıkmışsın. Ben sonra öğrendim. Bana bir eylem yapman, kalbini açman gerekiyordu ki ben de senin bana aşık olduğunu bilebileyim. Sen bana hiç söylemedin ki beni de terk edip gittin. E nasıl ben sana adım atacağım yani? İşte siz eriller ruh ikizlerinize bu şekilde böyle bir aşkı harcamışsınız arkadaşlar. Yani gerçekten çok yazık olmuş. Urmiya kılıç kırıcısı haline gelmiş. Şu kadar özlemle beklerken kartlara bakar mısınız? Nasıl büyük bir özlemle ne hale gelmiş Urmiya ve bu aşk ölmeden önce ölümler burada bu sebeple yaşanmış arkadaşlar. Çünkü saat çok geç. Asa çok en baştan beri biliyormuş, ayılmış fakat sorumluluk almak istememiş. Urmiya daha sonra uyandırılmış ve bu aşka Allah'ın aşkı, sadakası, lütfu olduğu kupa ası bakar mısınız? Gelen kartlar arkadaşlar. Değnek sekizli, büyücü, değnek dörtlü, kupa şövalyesi, aşıklar kartı. Kupa altılı, Urmiya, kılıç kraliçesi, kupa ikili, ölüm kartı, kupa ası. Burada inanılmaz çok derin, büyük bir gerçekten ruh ikizliği, çok büyük bir aşk bu şekilde sahan özdeğersizliğinden, basiretsizliğinden, kendini bekletmesinden, Urmiya'yı suçlu, Urmiya'yı bekletmesinden bana eylem yapsın diye oturup öyle ergen değnek prensi, kupa prensi edasında beklerken bugünlerde ayılmışlar ki asıl eyleme kendilerinin yapması gerektiğini, sizden boşu boşuna beklediklerini ve bekledikleri sürece de sistem onlara sınavlara devam ettireceğini bilgisini şimdi bugünlerde bu anda gelmişler sevgili arkadaşlar. Peki sevgili Rumi'm burası için ne der bakalım sevgili Rumi tarot kartlarımız bakalım mesajlar nedir Rabbin emriyle hak katından gelecek olan mesajı bir alalım bakalım Rumi tarot kartlarıyla wow muazzam işte sözün bittiği yer arkadaşlar buyurun sözün bittiği yer gerçekten muazzam gel işte zaten adalet mükemmel işlediği için dengeye gelip aydınlanmanın olabilmesi için bu ruh ikizleri için Allah'ın sadakası için bunun bu şekilde bu döngü bilgelikle de ermiş en başta geldi. Büyücü geldi en başta. Bu kadar sorgulayıp muhakemede kalmasaydı sağ sevdiğine bir adım atıp bu aşkta dengeye geleceğinin farkındalığına, aydınlığına, uyanışına geldi, gelecekti. Fakat o yolu sınavlarla bilgelik yerine sınavlarla öğrenmeyi tercih etmişsiniz arkadaşlar.
Onun da yanınıza kalacağını zannetmişsiniz. Hak katı tabii reva değil. Rabbimin hoşuna gitmemiş. Dolayısıyla adalet kartı da merkezde. Üç kartla muazzam bir nokta atışı konuldu buraya. Muazzam bir açılım oldu. Ve inanılmaz çok uzadı video. Artık burada bitiriyorum. Şu an bu yeni ayla birlikte ben anlıyorum ki ikizler yeni ayında zaten kılıç şövalyesi de bana kılıç kralı pardon zaten ikizler burcunu hava burcunu temsil eder. Aşırı mahkeme muhakeme basiretsiz bir aşık sağ sürekli mahkeme muhakemede toksik enerjiyi tutmuş bütün şifalandırması gereken. Tabii ki gerçek evlilikte ruh eşliliği, ikiz ruh evliliği, mutlu ilahi aşkla koşulsuz sevgiyle birbirini seven evli çiftler için bu çok farklı arkadaşlar. Onların ilahi erilleri dönecektir. Zaten bu para karma çıkar işbirliği evliliği değildir. O erilleri zaten veya eşleri geri dönecektir. Yani o kadar ki zaten kılıç kralı dediğiniz yerde zihindir yani fikir düşüncede şu küçücük düşüncelerden çıkılamamış arkadaşlar bakar mısınız? Oturup dua edilmiş yıllarca belki 4 yıldır kiminiz için daha yeni yola katılanlar için 1 yıllık var 6 yıllık 7 yıllık olanlar var ve üstü 10 yıllık olanlar var bakın burada. 20 numara mahkeme belki 20 yıldır hiç fark etmez. Döngünüze göre bireysel rehberlik değil onu bilemem. Herkes kendi hikayesine göre alsın burada. Yani bakar mısınız sözün bittiği yer adalet kartı merkezde 16 numara yıkılan kule. Bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Senin bu aşkta ruh ikizinle kavuşabilmen için arınman gerekiyor. Ruh ikizini tanıman, bilmen, kabule geçmen gerekiyor. Allah'a inancın, Allah'ın adaletine, sadakatin, Allah'a karşı da bir görev ve sorumluluğun var. Hani kul bu Hazreti Adem'le Havva'dan bu yana da böyledir. Senin öncelikle bir yaşam tekamülün kendinle ve Yaradan'a karşı ruhsal bir kontratın var. Zaten bu yaşamda bir tekamül, bir kader yaşayacaksın. Hani burada ruh ikizine bağlayıp projeksiyonu ruh ikizin üzerine tutmak yerine kendindeki işte o burada ne var? Tabii işte yani kalbini iyileştirmen gerekiyordu kalbini. Dişilinin kalbini iyileştirmediğin için reva görülmedi. Onun için dengeye gelmedi. Çünkü sen fikir, zihin, mahkeme, muhakemeden çıkamayıp o ruh ikizini de kendin gibi sınavdan sınava koşturdun. Bilgelikten uzak hareket ettin ve o insanı çok yordun, çok sinirlendirdi. Ve artık senin bu tahammülsüz davranışlarına kendini bilmez, çözemez bir türlü bu basiretsizliklerden çıkamaz hallerine artık ruh ikizi bir dur demek istediği için kılıç kraliçesine döndü. Ama o seni seven, sana aşık olan diğer yarın seninle buluşmak, birleşmek, kavuşmak istiyor. Bakar mısınız kaç tane kavuşma kartı geliyor? Hepsi. Kupası, aşklar kartı, kupa altılı, adalet kartı, kupa ikili, değnek dört, kupa şövalyesi, kupa ası. Sen tüm bilgeliğe sahipti. Sen en başından beri her şeyi biliyordun. Zaten kaderin olduğunu da anladın. Çünkü öğretildi sana. Sen üzerine yattın. Fakat aslında biz seni gönderirken deniliyor burada hak katı. Ruh ikizin de hani onu baskılama, kafesleme. Çünkü sen gel git yapacaksın. Ruh işinin uyanışı geçip işte bu bir ilahi aşktır, kader birlikteliği var, ruh sözleşmesi var veya işte biz birlikte gelecekte evleneceğiz. Sen bu bilgileri öğrendin, rahat hareket ediyorsun. Onun için Urmiye'yi cedde düşünüyorsun. Ama Urmiye da buna uyandırılacak Allah'ın emriyle. O da bunu öğrenecek işte. O da eğer seni bu sınavlara rağmen, bu aşkı, senin yaptıklarına rağmen seni ve bu aşkı kabul eder, özgür iradesiyle seni seçerse zaten kavuşmanız var. Ve kavuşturulacaksınız. Ama dengeyi arınıp dengeye gelmeniz gerekiyor. Her iki tarafı
eşit rehberliklerle, uyanışla eşit bilgelik seviyesine gelmesi gerekiyor ki bir yarısı diğer yarısına eşit olsun, dengede olsun, arınsın, uyansın bu aşka ki eğer vazgeçmiyor istiyorsa işte o zaman git kupa altılı, o zaman bu çiçek demetini o ruh ikizine sun. Sunmana izin verilecek. Ama bunun için senin öncelikle burayı halletmen gerekiyor. Senin o kadar çok konum var ki, bakar mısınız? Yani ilahi, geride kalan ilahi dişli için ayrıca kart çekmeme, çekip bir şey anlatmama gerek kalmadı. Sistem yerini anlattırdı bana zaten. Urmiye kılıç kraliçesine döndü. Bu aşka uyandı, aldı, kabul etti, tevekküle geçti, inanca geçti. Her uyanışın karşılığını, sınavını başarıyla verdi. Buna rağmen aldı, kabul etti. Ölmeden önce ölümleri yaşadı, yıkılan kuleleri yaşadı. 13 numaralar, 16 numara bu bilgeliklere geldi. Ve onun hiçbir şekilde özgür iradesine müdahale etmeden sahında arınıp Urmiye'yi istiyorsa bu aşk özgür iradesiyle artık ruh ikizine bir adım atması gerektiğinin bilgeliğini uyandırıldı her iki tarafta. Ve artık adalet her iki tarafta da dengeye gelmesi için eşit düzeyde herkes için çalışıyor. Daima da böyledir. Ve muazzam çok büyük sınavlar ve uyanışlar üst üste yaşıyorsunuz. Bitirişler yaşamışsınız. Başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla burada sizin hala ayılmanız gereken, işte adım atması gerekenin siz olduğunu kavramanız gerekiyor. Ruh ikizinizin size değil. İşte onun için de merkezde aşıklar kartı, kılıç kraliçesi, Urmiye üzerine adalet geldi. O yüzden denge kartı da, bakın, kupa altılığıyla ölüm kartının üzerine geliyor. Urmiye denge kartı, bakın arkası dönük, çünkü o dengede senin dengeye gelmen gerekiyor. Bu tarafın dengeye gelmesi gerekiyor. Ve o toksik enerjilerden kişinin arınması gerekiyor. Ve her iki taraf arınmış olması gerekiyor ki kavuşturulsun. Evet sevgili canlar, denge kartı, adalet kartı, yıkılan kule, ölüm kartı, aşıklar kartı. Bakar mısın? 13 numara, 16 numara, yıkılan kule ve ölüm kartı. Yani bu hakikaten çok büyük döngüler yaşanıyor ve sanıyorum giden eriller şu an inanılmaz seri bir şekilde sistemin baskısıyla bugüne kadar es geçtikleri her şey gözlerine sokularak artık bunun farkına varıp yapmaları gereken konusundaki tembelliklerini bırakmaları gerektiğini ve burada sistemin affı olmaz. Ölüm kartı zaten Plüto etkisidir ve dolayısıyla bu aşk için sizin elinizi taşın altına koyup eylem yapması gerekenin eril olduğunu sistem. Bakın dişil duruyor, adım atması gereken eril. Kupa şövalyesiyle sizin ruh ikizinize eylem yapmanız gerekiyor ki burada kavuşmaz. Yapmadığınız sürece havanızı alırsınız arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi bütün gruplar bunu kendine göre, kendi hikayesine göre alsın. Bu bireysel açılım değil arkadaşlar. Dolayısıyla muazzam bir okuma oldu. Burada herkes artık kendi hikayesine göre alır. Siz nerede, hangi seviyedesiniz? Hangi durumlarda, neredesiniz? Bakalım. Bu da ancak bireysel rehberliklerde öğrenebilirsiniz. Evet sevgili canlar, burada bitiriyorum. Sevgiyle kalın. Kalben sevgilerimi yolluyorum size. Beğeni, destek ve yorumlarınızı unutmayın. Videoları paylaşabilirsiniz. Devam. Hadi bakalım. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere diyorum.